bir bakalım şu moda. Vay babam. Selamun aleyküm arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi modun güzelliği? Şu yapımcılara teşekkür etmeyip de ne yapalım arkadaşlar? Elinize sağlık. Daha önce tanıttığımız Setra 517 HDH versiyon 3.5 otobüs moduyla arkadaşlar 35PK429 plakalı Pamukkale Turizm aracıyla bir yolculuk yapacağız. Yolcularımız bekliyor. Onları bir alalım. Adamlar otobüsü görünce söylene söylene biliyorlar tabii. Ondan sonra şöyle bir yolculuğumuza bakalım. Nereye gidecekmişiz? Bu arada daha önce videomu seyretmeyen arkadaşlar için bir hatırlatma yapayım. Bu model arkadaşlar, mod daha doğrusu, Setra 517 HDH. Şu anda gördüğünüz gibi Türkiye haritasındayız. Daha önce kar moduyla çekmiştik. Şimdi normal bir modda çekeceğiz. Düzenleme ve parçalar, düzenleme parçalar ve jantlar Yavuz Seydin Mağdalı'ya aitmiş. Sağ olsun. Model Can Sökmen arkadaşımıza aitmiş. Yapımcı Komodora. Ellerinize sağlık diyoruz arkadaşlar. Daha önce gerçi tanıtmıştım bu modu ama belki seyretmemiş olan arkadaşlar olabilir. İçeri geçelim. Yavaş yavaş. Ya Allah ya Bismillah. Yola çıkalım. Araba o kadar büyük ki sığmıyor hiçbir tarafa. Haritayı tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Şöyle. İzmir'den çıktık. Pamukkale Turizm'in saat 8.45 değil mi? Yanılmıyorsam. İzmir, Balıkesir, Bursa üzerinden Eskişehir seferini yapacağız. İlhami kardeş hemen servise başla kardeşim. Ya Allah ya Bismillah başladık. Ne oldu? Radyoyu açmayacağım ki. Bu niye çıktı şimdi? Yolumuz kaç kilometre ona da bakalım. 679'muş. Bu skin de yapımcıların kendi skini arkadaşlar. Bu skini indirebilmeniz için, daha doğrusu aktif edebilmeniz için otobüsle beraber gelen skin paketi var. Onu silmeniz gerekiyor. Bunu yüklemeniz gerekiyor. Yazarsanız Pamukkale Turizm Setra 517 HDH skini diye çıkıyor zaten. İzmir'den çıktık yola. Ekspres servis olduğu için yolcu almadan devam edeceğiz.
Vay babayım. Mod çok güzel arkadaşlar. Yürüsene birader. Huhtala. Kokpite baksana ya. Ey maşallah. Akıyor, akıyor. Aynaların konumu falan da gayet güzel. Her şeyim çalışıyor arkadaşlar. Göstergelerimiz çalışıyor. Işıklar çalışıyor. Silecekler çalışıyor. Problem yok. Olmuş be. Elinize sağlık. Daha önce biliyorsunuz Antalya'dan Lefkoşa'ya bir sefer yapmıştık ama fazla böyle engebeli yollara gelmiyor arkadaşlar. Araç altı biraz yakın şeye. Biraz da uzun olduğu için çarpabiliyor yani. Ama böyle düz yollarda süper lüks bir seyahat etmiş oluyorsunuz. Havaalanına geldik. Buna bir de koltuklara yolcu koysanız şahane olacak. Tabii Türkiye haritası bu arada güncellense. He? Manyak olur ya. Garajlar falan eklense. Bu amcam niye duruyor?
Trafik ayva yemiş abi. Orada bir tane angut var. Ha şu işte. Trafiği felç etti. Takometremiz falan her şeyimiz var abi. Şoförün sigarası da ha. Parlament mi bu nedir? Kalite takılıyor tabii amcam. Orada bir köy var uzakta. Köy. Vay be, uzun bağlar. İzmir'in Aydın mı? Yani Ege bölgesinin üzümleri meşhur zaten canım. Promosu falan da bayağı bir ihmal ettik. Bir ara ondan da bir video çekeceğim. Dehşet olmuş değil mi arkadaşlar? He? Mod manyak ya. Yani. Vallahi yurt dışında bile böyle kaliteli mod çok nadir ya. Bizim arkadaşlar, Türk arkadaşlar şu otobüs modlarını yapıyorlar da şu komple bir otobüs modu yapsalar şöyle otobüs gibi yani yolcu molcu da alabilsek çok süper olacak. Yani şimdi biz Türkiye haritasını indirdik. Üstüne EAA Brezilya yapımı olan otobüs modu var. Onu indirdik. Onu niye indiriyoruz? Yolcu alıp iş yapabilmek için. Sadece modla mesela bu haritaya girdim mi Türkiye haritasına iş yapamazsınız. Yani dolayısıyla para kazanamazsınız. Amcam yüklemiş gidiyor be. Biz de sol şeride geçtik. Arkamız ne alemde hiç bilmiyoruz. Bir sağa geçelim de. Yani o EAA otobüs modunun mesela Türk versiyonu yapılsa çok süper olur. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü garaj isimleri falan hep Brezilya isimleri oluyor farkındaysanız. Bu nerede şimdi? Menderes mi? Bu arada nereye geldik biz hakikaten ya?
Balıkesir'e doğru geliyoruz. Menderes falan değil orası. Başka bir şeydi işte. Manyas olabilir. Manyas Gölü. Balıkesir Bandırma. Dım dım dımı dım yer. Umurumda mı dünya? Bu otobüs modları tabi garaj olursa süper olacak. YKS Tem'in dediğine göre bayağı bir garajlar falan elden geçiyormuş galiba. Dinlenme tesisleri falan yapıyorlarmış. Herhalde sanıyorum 1.29 güncellemesine falan yetiştiriyor artık inşallah. Balıkesir'e geldik. Trafik amca. Teknoloji. Burada da okul var. Balıkesir çok modern bir ilimizdir arkadaşlar. Hüseyin diye bir arkadaşım vardı. Ona giderdim ben Balıkesir'e. Çok güzel bir şehirdi. Kulaklar için nasıl? Bursa Balıkesir arası zaten kısa ya. Virajlara pek gelmiyor. Büyük bir araba da. Ama böyle asfalt yolda da tadından yanmıyor. Fazla engel olmuyor. Bu mesela Antalya Mersin arasının otobüsü şey Travego. Burada bir göl daha var.
100'e gidiyoruz. Bak, sanki 40'la gidiyoruz. O kadar rahat. Şuradan benzin mi alsak? Yoruyor ama. Otobüs severler için otobüs modlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım birkaç kişi de olsa seyreden arkadaşları memnun edebiliyoruzdur inşallah. Şu benzin istasyonlarında da bir yerden, yani tamam güzel, iyi güzel de çeşit olarak az, onu demeye çalışıyorum. Benzinimiz varmış be. Neyse, şöyle bir resim alalım mı? Ama yoğunlaştı trafik tabii. Kaç yaptık ona da bakalım. 13.30'da. İyi, akşam olmadan varırız ya. Eskişehir'de anamın memleketi. Hay anacım, vah. Allah rahmet eylesin. Sağ olun be, balina geliyor. Trafik yok. Bu İzmir İstanbul yolu hep kalabalık zaten. Şuraya bak. Tesbih gibi dizilmişler arkadaşlar. Yanıyorum.
Ama hacı gidiyor. Geldik mi? Bursa'ya geldik. Bir yerde durup İskender mi yesek, ne yapsak? Bu arada tekrar şey geldi, güncelleme geldi Amerikan Truck Simülatörü. Yeni yollar eklenmiş, haritaya bak. Bunda da 300 bin ibre ne yapıyor ya? Vay be. Bursa'da ne kadar kalabalık arkadaş ya. Bu ne ya? Oğlum dibime girme, görmüyorum. Araba kocaman. Burası ne? Adliye falan herhalde. Burada da bir şey var. Belediye mi? Kaldırıma çıktık. Oha yani. Şu garajı da satın alsak mı ya? Bursa'da bir şubemiz olsun. Kestane taşırız. Yürüse Panarpina. Bak bizi taktı buraya, görüyor musun? Durun lan. İyi, ceza yemeden geçtik. Bursa'yı da geçtiğimize göre bu da demek oluyor ki Eskişehir'e az kaldı arkadaşlar. Ne kadarmış? 213 kilometremiz kalmış. Koltuklar da havalıymış ha. Baksana abi. Uçak koltuğundan iyi. Uçak koltukları zaten adamı hasta ediyor. Öyle bu Pegasus Megasus var ya. Daracık koltuk. Otobüsler onlardan rahat.
Tamam geçsek. Etmedi. Ya buraya... Bulutlanıyor, yağmur mu yağacak? Ha, bak, buyur. Daha ağzımdan laf ağzımdan çıkmadan yağmur başladı. Silecekler de devasa yani. Gerçi bu cama bu, ne yapsın adam? Şuna bak. Biraz yavaşlayalım, buralar sakat. Balina geliyor, savun. Kimdir o? Patrondan mesaj geldi. A'dan. Otobüs sahibinden. Bizde de olsa şoför adam sanırım. Nerede kaldınız diyor.
Geliyoruz işte. Hava muhalefeti dolayısıyla geç kaldık. Demirören İlhan mı? İlhan'ı da hiç gözükmüyor ortalıkta. Yattın mı? Ne yaptın? Eskişehir'e geldik mi Eskişehir'e? Galerisini keşfetmişiz. Evet arkadaşlar. Efsane mod. Zetra 517 PDH ile şöyle yolcularımızla nereye park edeceğiz şöyle. İzmir'den Eskişehir'e yaptığımız Pamukkale turizm yolculuğumuzun sonuna geldik. Nereye çarpıyorsun birader? Düz yolda çarpıyorsun. Ya böyle park ediyor, niye park edemiyor? Neyse. Şöyle yolcuları bırakalım. Evet, yolcuları indirdik gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın.